Bir bakalım bize soru işareti yaklaşık olarak eşit 44 çarpı 78 işlemini vermişler. Bu gördüğünüz eşittir değil, yaklaşık olarak eşittir işareti. Evet, başka bir deyişle bizden bu çarpma işleminin sonucunu tahmin etmemizi istiyorlar. Tahmin etmek dediğime dikkatinizi çekmek isterim. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu tahmin etmeye çalışın, olur mu? Çarpımın tamı tamına neye eşit olduğunu bulmak değil de yaklaşık olarak neye eşit olacağını bulmanız gerekiyor anlaştık değil mi ayrıca buradaki seçeneklerden de birini seçeceğiz hadi bakalım buyurun Şimdi de birlikte yapalım. Öncelikle bir tahmin yapmamız gerektiğinde elimizdeki sayıların çalışması yani işlem yapması daha kolay olan sayılar olması çok daha iyi olacağından bunların yerine bu sayılara yakın ve işlem yapması daha kolay sayılar seçmemiz lazım. Örneğin 44, 40'a yakındır. Öyle değil mi? O halde bunun yaklaşık olarak eşittir diyelim. 44 yerine 40 kullanacağız. 78 içinde 80'i kullanabiliriz. Ne de olsa 78, 80'e çok yakındır. Evet, bunun yerine de 80 yazalım. Ve bunu yapınca işlem 40 çarpı 80'e dönüşür. Ve bu işlemin sonucunu bulmak diğerine göre çok daha kolaydır. 4 çarpı 8'in 32 ettiğini bildiğimize göre, 4 onlukla 8 onluğun çarpımının da 3200 ettiğini söyleyebiliriz. Kafanız karıştıysa bir de şöyle göstereyim. 40 çarpı 80... 4 çarpı 10 çarpı 8 çarpı 10 ile aynı işlemdir. Bunların yerlerini bir kere daha değiştirebilirim. 4 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 10 yazarsam 4 kere 8, 32 eder. 10 kere 10 da 100. Son olarak 32 ile 100'ü çarpınca da 3250 ederiz. Bu aynı zamanda 32 yüzlük olarak da düşünülebilir. Seçeneklere bakalım. Evet, işte burada. Bunun 44 çarpı 78 işleminin tam sonucu olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Bu yaklaşık bir sonuçtur. Ancak bu şekilde yani yaklaşık sonuçlar elde edebilmek de zaman zaman oldukça faydalıdır. Demek istediğim zaman zaman bir işlemin tam sonucu yerine yaklaşık sonucunu bilmek de işimizi görebilir. Hatta e, tam sonucu bulmamız gerekirken işlemin yaklaşık sonucunun ne olacağını bilmek, bulduğumuz cevabın doğru olup olmadığını kontrol edebilmemizi sağlar. Örneğin bu işlemi yaptığınızı ve sonuç olarak 20'ye yakın bir sonuç bulduğunuzu düşünelim ama yaklaşık sonucu düşünürken 40 çarpı 80'in 3200'e eşit olduğunu bulduğumuzda 20'nin yanlış olduğunu anlamış oluruz.